Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer'le günü, gündemi, ekonomiyi, dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri, kripto paraları, doları, euroyu hepsini sizler için değerlendireceğiz. Sesim böyle bugün biraz kötü, kusura bakmayın lütfen. Çok seksi olmuş. Sağ ol, eksik olma. Nasıl değerlendiriyorsunuz haftayı? Önce onunla bir başlayalım. Yani şöyle diyebiliriz, yurt dışında aslında hala Fed'in bu faiz arttırımının 2022'nin 3 tane olacağının bahsi hala var. Dolar küresel olarak değerlenmeye devam ediyor. Bir onu kenara not etmek lazım. Dolar yende, dolar frankta hareketler var. EM'lerde hareketler var. Diğer taraftan da endekslerde, küresel endekslerde bir tık yeni yıl kapanmadan önce ufak tefek daha böyle bir kafasını kaldırma çabası görüyoruz. %0.5, %1 gibi yani Dow'da, S&P'de. Kripto tarafında da benzer hareketler var. Ama yurt dışı genel olarak böyle bunların dışında sakin. Nasıl sakin? Büyük bir haber akışı yok. İnsanlar Noel'e ve tatile çıkmaya başladılar artık. Aralığın aslında ikinci yarısından itibaren bu genelde olur. Şimdi son haftaya girmiş durumdayız. Böyle büyük bir şey beklemeyiz velhasıl. Hacimlerin düşük olduğu marketler görürüz. Daha çok illikit. Bu illikit yani likiditenin olmadığı, daha az tin diyoruz. Daha öyle likiditenin olduğu yerler de büyük hareketler olabilir. Benzerini de zaten geçen hafta Türkiye'de gördük yani. Pazartesi akşamı mıydı? Pazartesi akşamı. Büyük bir hareket var. Büyük sağlam bir satış vardı. Yani 18-18.50'lerden o gece 13'lere. Devamında da 12'lere, 11'lere, hatta haftayı ortasında 10-10.60-10.50'lere falan gören giden bir dolar TL hareketi vardı. Bunun benzerini ben hatırlamıyorum. Ekranda oturduğum süre boyunca %40'lık bir hareketi bir günde ben hatırlamıyorum. Yani ben de hatırlamıyorum. Kriptoda yine benzer bir hareket. Sebeplerini ve nedenlerini ve usullerini burada çok konuşmak istemiyorum ama hareket büyük bir hareket. Finalde de aslında şöyle yorumlamak doğru olabilir. Hem borsa tarafında hem TL tarafında ya yani dolar TL tarafındaki o büyük overshoot dediğimiz o büyük köpüğün hepsini aldı. Şu an normalde bu hepsini alması beklenmez. Yani işte %50 ya da %61.8 falan alması beklenir normalde. Yani gerileme ve o hareket düzeltme biraz beklenir. Tümünü almasını beklenmez. Tümünü alması büyük bir iş. Yani 11'lere kadar gelmesi büyük bir iş. Ben öyle yorumluyorum. Bunun makroekonomik çıktılarını konuşmayacağız. Neye faydalı, neye zararlı? Şuna bakacağız bir vatandaş olarak. Fiyatlara yansıyor mu? Enflasyona yansıyor mu? Ya bakacağız. Kalıcı olacak mı, olmayacak mı? Ona bakacağız. Evet, kalıcı olacak mı olmayacak mı ona bakacağız bir vatandaş olarak. Bu arada o hareketin ardından yani 18.50 ve ardından 11'e gelen geri çekilmenin ardından da tabii hali hazırda zarar gören bütçeler, bilançolar ve şeyler de var. Şirketler de var. 18'e gitmesi yeteri kadar zarar vermişti. Ve sonların 11'e gelmesi okey tamam hadi hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim gibi olmuyor pek. Sadece o notu söyleyebilirim. Bunun hayatımız kaldığı yerden devam etsin gibi olmuyonun zaten yansımasını da enflasyonda göreceğiz. Otomotiv sektöründe hemen fiyatlar bir geri çekilme gördük. Umarım tüm piyasaya yansır. Faizlerde anlamlı bir geri çekilme yok bu arada. Onu sadece görüyorum. Tabii hareket oldu. Resmi gazetede bir şeyler yayınlandı. Hani bir yasa anlamında henüz mecliste bir şey yok. İnsanlarda da böyle bir iki tek kafa karışıklığı var. Yani hazinenin söylediğiyle şeyin söylediği, merkezin söylediği arasında fark var biliyorsun. Bir iki noktada fark var. Öyle aman yandık bittik gibi bir şey söylemiyorum şu anda. Bizim cenahta da şöyle bir yansıması var. Yani Bitcoin biliyorsun yani 18.50 kurla mevcut fiyatında kalsa dahi 850-900, 1 milyon TL'ye kadar yükselmişti yani. E tabi 800-850 bin TL'den maliyetlenen biri kura bakmıyorsa gözün bir tarafıyla. Ertesi sabah kalktın 640 bin TL'de 600 bin TL'de Bitcoin görünce ne oluyor diyor yani. Altında da aynı tablo. Evet, sonra diyor ki Bitcoin çok volatil. Hayır, başka bir şey çok volatil aslında da yani Bitcoin de bundan nasibini alıyor diyelim hadi. Bu hareket de genel olarak TL bazlı kripto yani kota körensesi diğer bazı kota diye ikinci para birimi TL olan pairlerde çiftlerde sert hissedildi tüm kripto ekosisteminde ama Allah'tan kriptolar yükseliyor. O kısmen kendini toparlıyor, recover ediyor yani. Tabii şimdi geldiğimiz yerde BTC'de 51 bin dolar civarında bir yerdeyiz. Genel olarak şöyle yorumlayacağım. Gene geçen yıl bunu yapmıştık. Aslında bunun anlamlısı gelecek hafta yaparız gene. Bir üstünden geçeriz. Bir bakıyorum bu yıl gene Bitcoin'e yaramış. %75'lik bir yükseliş var dün itibariyle. S&P'de %30'a yakın bir yükseliş var. Altın ve gümüş düşmüş. Altın %7 düşmüş yılbaşından bu yana. Gümüş de %20'ye yakın düşmüş. Dolar TL tabii hangi fiyatı baz alacağımızı bilmediğim için o yüzden biraz şey. 6 lirayı baz alacağız. Yani 7.20'yi hadi alalım. Öyle miydi? Tabii ha. Yılbaşında 7.20'ydi. Doğru, Ocak ayında oldu değil mi? Tabii. Naci Bey'in tabii. Görev değişimi. Orada evet 7'ler gördü. O 8 falan 7'ye geriledi. Tabii. 7'den hatta 6.80'i gördük. Evet 7'den 10'a kadar bir hareket olsun dedi. Yine %35'lik %40'lık bir deval var, bir devalüasyon var yani şey kurda. Kripto tarafına tekrar dönecek olursam da 48-47
47-45 o bandın korunduğuna dair aslında bir söyleme tutunsak çok yanlış olmaz. Peki biraz küresel konuşalım. FED önümüzdeki günlerde Ocak ayı itibarıyla ne yapabilir? Bununla ilgili beklentileri ne? Bir de PCE çok yüksek geldi. Hı hı. 39 yılın en yükseği şu anda. Hı hı. Bu acaba böyle faiz arttırımlarını öne çeker mi? Kaygısı da var. Alvaro Aldis'i FED'den sonra bir çakmışlardı hatırlarsın. 4500'e kadar falan S&P'yi oradan toparladı. Şimdi tekrar zirveyi zorluyor. All time high galiba görmedi ama çok yakın. FED'in gelecek yıl ne yapacağına dair olan söylemi şunu söyleyebilirim sadece. Belli ki Mart'ta tapering'i bitirecekler. Şu anda bizim korktuğumuz 3 adet faiz arttırımı ile alakalı da çok proaktif davranmayacaklarını ben umuyorum. Yani o da şu demek. Şu anda 3 faiz arttırmanın beti var olasılıklarda. Ama 3 kez faiz arttırabileceklerini ben düşünmüyorum kişisel olarak. Oralarda daha temkinli gitmelerini bekliyorum. Çünkü Haziran'a kadar da enflasyon nereye evrildiğini görecek ve detayını da daha doğru yorumlayabilecek bence. Çünkü orada yapılacak öncül ve ilksel ve biraz fazla bir hareket daha sonra toparlayamayacak başka bir şeye sebep olabilir. Bu konularda dikkatli olacaklarını düşünüyorum. Hala kafalarının arkasında 2008 ve 1929 var yani. Dikkatli olacaklarını olmalarını beklerim. MT tarafındaysa MT ve kripto diye bakayım önce. MT ve kripto tarafındaysa enflasyonla birlikte, enflasyonun hemen geri gelmemesine olacak bahisle birlikte. Burada bizim seninle hep konuştuğumuz, hatta 6 ay 7 ay önceden beri konuştuğumuz büyük düşüşlerin gelmeyeceği beklentisi yine hakim. Evet, petrolde ufak tefek geri çekilmeler var. Altın, evet, yılbaşından bu yana baktığında %7 bir geri çekilme düşüş var. Ama enflasyona teşekkür edelim. Büyük bir sert bir geri çekilme yok bir taraftan da. Ve bunun da bu şekilde seyretmesini ben bekliyorum. Faiz arttırma olasılıklarına rağmen böyle olmasını beklerim. MTA içinde ilk yarıda bu görünümün korunmasına dair de bir fikrim var. Dolayısıyla genel bize gelen sorulardan alakasız aslında. Bir kripto para borsası neden gram altın solar sorarsın da. Ama soruyorlar. Yani sen altını çok iyi bildin. Yok estağfurullah, sağ olsunlar. Orada da en azından altın cephesinden büyük gol yemeyeceğimizi düşünüyorum. Hadi sen bile diyorsun ya da ben diyorum. Hiç böyle bir hareket görmedik vesaire diye. Küçük yatırımcı çok ciddi manada askıda kaldı bu dolar mevzuunda. Çok da merak ediliyor tabii. Düşmeye devam edecek mi acaba? Düşmeye devam etmeyeceğini başkan kendi söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı kendi söyledi. 9.50 seviyeler artık TL'nin fazla değerlendiği yerlerdir. Yeter bu kadar düştü. Dolayısıyla bundan daha fazla geri çekilme ben beklemiyorum. Zaten 11'in altı da biraz fazlaydı benim için yani. Hatta 12'nin altı biraz fazlaydı. Kendi kendime evet yukarıda bir köpük var. Otursa 12-14 bandına oturabilir. Yani işte risk primi artı enflasyon artı büyüme düşünüyorum. Nerede tutuyoruz? İEM'lerin arasında nerede konumlandırıyoruz Türkiye'yi? 12-14 bandı çok of gelmiyor. Ama 18 biraz fazla. Bu arada şunu konuşmuştuk yani 20'ye gitse de şaşırmayız. Tabii, tabii. Nereye gideceğini şaşırmayacaktık. Ama 14-15'e gerilese şaşırmazdım. 12'ye gelince şaşırıyorum ama biraz. Bu arada yatırımcı veya işte trader da yatırımcı pek doğru demek doğru bilmiyorum da çünkü çok kısa vadeli trade ediyor insana. Traderlar da yani işlem yapan insanı da dolar alıp satanı da suçlayamıyorum bir taraftan. Çünkü 17-18'de girdi. Sabahleyin uyandığında 12'ydi yani veya 13'tü. Tabii. Pozisyonu stoplayacak ya da yani işte tüm 24 saat açık bir piyasada işlem yapmıyorsa pozisyonu stoplayacak veya pozisyondan çıkacak bir durumu yoktu. Zaten birkaç saat içerisinde tabii. O yüzden de şuna diyemiyorum yani işte pozisyonlarında stop koyun falan bir şey diyemiyorum. Çünkü böyle zamanlarda oynaklık inanılmaz artıyor. Oynaklık artınca spreadler açılıyor, alım satım farkları acayip açılıyor falan filan. Beklentim de bunun Ocak ve Şubat ayında ne kadar kabul göreceğinin üstüne bir şey söylenebilir. Benden önce çok söz söyleyecek insan var. Kısa vadeli genel olarak bir ağırlıkta mevduat tuttuğun insanların. O yüzden buna ne kadar mevduat yatıracaklarının karşısındaki sorunsal ve soru işareti. Virgül bu fonun nereden karşılanacağı problematiği. Eğer bu fon para arzıyla karşılanacaksa o artan para arzının nereye gideceği. Bir sürü şey var yani tabii. Altında. Onların hepsi konuşulabilir ama şu an bunları söylemeye gerek yok ama geleceği yere geldi. Bunu söyleyebilirim. Daha fazla bir düşüş olacağını düşünmüyorsun. Öyle görüyorsun yani. Evet, onun altı da köpük olmaya başlıyor. Yani fazla fiyatlanıyor diyelim. Yani. Aynen, ne köpüğü diyecek millet şimdi de. Yani fazla fiyatlanıyor olduğunu söyleyebiliriz. Oralarda da dolar ucuzlamaya başlıyor diyelim hadi. Hangi underlying'de de çarpan varsa dolar TL'de mesela gram altın, bitcoin falan filan hepsinde de benzer bir şey var. Piyasada çok ciddi bir güvensizlik oluştu. Hem yükselişte hem bu sert düşüşte. Bu sert düşüşte çok daha büyük bir güvensizlik oluştu altta. Bir dakika, demek ki biz güvende değilmişiz demeye başladılar. Aslında alternatif mecralar da aramaya başladı bana göre insanlar. Bunun kriptoya etkisi nasıl olur? Daha güvenli bir mecra gibi görünmeye başlayabilir mi bu saatten sonra? Zaten daha güvenli bir mecra olarak görünüyor 2018'den beri. Dolara karşı da daha şey olarak göründüğü için zaten tüm dünyada
dolarda 3000'den 60.000'e gitti. Yani. Kabul gördü. Evet yani 3000'den 60.000'e gidiyorsa elbette dolardan da daha Euro'dan, Frank'tan falan filan. Güvenilirlik sorusu şu, daha doğru bir gelecek beklentisi diyebiliriz. Yani insanların orada satın aldığı şey fiyat yükselecek, evet bir kısmı bu. Ama bir kısmı da abi bu teknoloji ileride çok kullanılacak bahsi aslında. İşte Metaverse'ü konuşuyoruz, işte Matrix filmi yayında biliyorsun. Dolayısıyla o teknolojinin kullanılacağına dair yapılan bir bahis sebet var. Bu sebeple de insanlar evet buradaki oynaklıktan korkup TL ya da hisse ya da her neyse Bitcoin'e kayıyorlar mı Gökhan? Evet kayıyorlar. Kripto paralara evet kayıyorlar. Orada alım satım yapıyorlar. Doğru söylüyorsun. Hacim de artıyor. Ama bu küresel de bir etki. TL'de ve Türkiye'de veya Türkiye gibi yerlerde daha fazla hissediliyor. Türkiye'de, Güney Afrika'da falan filan daha fazla hissediliyor. Çünkü insanlar kendi varlıklarını, kazançlarını korumak istiyorlar. Ve alternatifte bir getiri arayışına giriyorlar. Elbette böyle zamanlarda kripto varlıklar ya da her neyse bunun adı. Öyle şeyler değerleniyor. Tabii 2022'de bir de 100 bin beklentisi var. Abi 2022'de 100 bin beklentisi var. Bence o bayağı şu an masada yani. Bir taraftan şey Ethereum'daki hareket. Ama onun yanında bu MicroStrategy'nin CEO'su var. Michael Saylor bilirsin. Bizim Steve'le de yayın yaptılar birlikte. Onların elinde 17.700 civarında Bitcoin var. Bitcoin'in tanesinin 6 milyon dolara ulaşmasını bekliyormuş. Bu bayağı uçuk bir tahmin yani bence. Ama şey yani bunu söylemeden, bu biraz fantastik çünkü yani bunu söylemeden geçmek istemedim. Bir taraftan da bakıyorum metriklere, kripto para metriklerine bakıyorum. Bizim daha önce çöküşün sebebi olan ana argümanlardan biri neydi? Aman Çin bu işe çok karşı ve silahlarını doğrultmuş ve minerları da kovuyor idi. Minerlar da arabalarını o mining cihazlarını yükleyip yeni yerlerine gidene kadar da hash rate'ler düşmüştü. Şimdi onlar yeni yerlerini buldular, evlerini tuttular, depozitolarını ödediler, kiralarını ödediler. Şimdi tekrar mining etmeye başladılar son 1,5 aydır falan 2 aydır falan kabaca. Sistemde oturuyor gibi. Evet o yüzden de hash rate'ler tekrar tüm zamanların en yükseklerini zorlamaya başladı. Yani 200 rakamlarına tekrar ulaşmaya başladı. Bir taraftan buna bakıyorum. Yani orada bizim bir defo olan bir yerimiz vardı. Yani kripto para için. O tekrar recover etti gibi görüyorum. Düzelmiş gibi görüyorum. Birincisi o. İkincisi borsalardan, tüm kripto para borsalarından çıkış devam ediyor. Kötü bir şey mi? İyi bir şey. Borsadan çıkış deyince bizimki gibi sanabilir insanlar. Ha yok yani kripto para borsasından çıkış şu demek. Yani adam Bitcoin'i Ethereum'u alıp dışarı götürüyorsa orada satmayacak demek. Pozisyonunu koruyor demek. Evet yani. Eyvallah. Getiriyorsa, içeri tamam. Getiriyorsa satmak için getiriyor demek. Diğer taraftan burada yine şeyi konuşmuştuk. Bu ayarlanmış veya düzeltilmiş değil mi? Düzeltilmiş likiditesi Bitcoin'in kabaca 15 milyon etrafında falan diye yani 18 milyon mine edilmiş ve 19 milyon neyse mine edilmiş. 15 milyon civarında şu an float ediyor diyorduk. Dolaşımda var. Ama aslında da bunların hepsi de likit değil. Dolaşımda var ama dolaşımda işte borsaya geldi gitti hikayesinden mütevellit bunu söylüyorum. Likit değil. Likit olan kısım da çok az. İllikit olan kısım, bu 15 milyonda illikit olan kısmı kabaca %73-75'lerde dalgalanıyor idi. Bu rakam 60'lara kadar falan geriledi fiyatın düşüşüyle birlikte. İnsanlar borsalara getirmeye başladı. Daha likit olmaya başladı vesaire falan. İllikit olması daha az Bitcoin'in olması ve daha az Bitcoin'e daha fazla taleple fiyatın yükselmesi anlamına geliyor. Bunu öyle yorumlamaları lazım. İllikit olması hali de elbette fiyatın daha fazla yükseleceğine dair olan bir beklenti oluşturuyor. Şu an %100, %73, %75'lere yakın yani tüm zamanların en yükseğine yakın seyrediyor bu illikidite durumu. Likit olmama durumu tüm zamanların en yükseğine yakın seyrediyor. Bu kenarda bir cepte dursun. Yaratılan Bitcoin adreslerine bakıyoruz. Sıfırdan büyük olan Bitcoin adres adetlerine bakıyoruz. Bunların hepsi ya tüm zamanların en yükseğine ya tüm zamanların en yükseğine yakın seviyelerde. Böyle baktığımızda da bazen bu işte kripto para borsalarına giriş çıkışlardan mütevellit şeyi söylüyorduk. Ya metrikler bazen bozuluyor ama aslında ana trend fena değil. Bunu Covid'den sonra da benzer bir cümle kurmuştum yani. Ekonomik göstergeler gelecek. Bazen fazla bazen az gelecek. O distorsiyon, o gürültü aslında bizim ana trendimizi çok bozmayacak. Recover ediyor şu an dünya ekonomisi diyorduk. Doğru. Benzer yükseliş trendi de kripto para metriklerinde var. Hemen bir es verip şeye döneyim. İnsanlar ya biz bir trendi teknik analizde bir trendi nasıl belirleyeceğiz? Nasıl belirleyeceğiz? Ben trendle miyim değil miyim diye sorduklarında çok kolay ve ana göstergesi şu veya yorumlaması şu aslında. Diyoruz ki evet bir grafiğe bakıyorsun soldan sağa gidiyor ya zaman çizgisi. Eğer Arabistan'da yaşamıyorsak soldan sağa gidiyor. Soldan sağa giden bir grafik yükseliyorsa baktığın ilk çizgiyle ikinci çizgi arasında yükseliş varsa bu bir yükseliş trendidir. Tam tersi bu bir düşüş trendidir. Bu kadar basit. Bitcoin'in tüm metrikleri de yükseliyor aslında. Pozitif Bitcoin metrikleri diyeyim yükseliyor. Böyle baktığımda da 100 bin dolar seviyesi bana çok off gelmiyor. Bu arada da bir sürü pozitif hem kurumsal tarafta hem de regülatif tarafta haberler duyuyoruz. En yakınında Sayın Cumhurbaşkanı.
Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Kripto regülasyonu şu an masada. Meclise gönderdik, gönderiyoruz. Ve çok yakında hayata geçecek dendi. Bizim kabaca bildiğimiz, kokladığımız kadar, lobilerden diyeyim, kokladığımız kadar regülasyon bayağı kripto para ekonomisini Türkiye'deki koruyacak yönde. Yurt dışındaki kripto para işlem platformlarının vergi ödememesinden kaynaklı bir tedbir gelebilir. Bunu kısmen haklı bulurum. Burada bir vergi ödeyen bir şirket olarak. Bunu kısmen haklı bulurum. Onların da buraya gelmesini isterim, davet ederim. Adını anmadığım dünyada büyük, kaldıraçlı ya da kaldıraçsız fark etmez olan borsaların Türkiye'ye gelmesini isterim. Türkiye'deki rekabetin artması için. Şöyle bir duruşumuz bizim hiç yok. O hiç de olmadı ilk yayından itibaren. En büyükleri kimse buraya gelsinler ve biz onlarla burada yarışalım, compete edelim demiştim ben. Gelsin, bu bizi geliştirir. Ama bu coğrafyayı biz biliyoruz demiştik. Ve rekabetten de korkmuyoruz demiştik. Hatırlarsın abi. Tabii ki. Ve şunu da uyarmıştık ilk günden beri. Kaldıraçlı tarafta işlem yapmasın insanlar. Çünkü borsaların bir kısmı sadece kaldıraça hizmet veriyor. Neyse, bunların hepsi dip toplamda. Yani kripto para regülasyonu umarız meclis tarafından yakın zamanda geçer ve önümüze gelirse biz de ona uyum için olabildiğince hızlı aksiyon alacağız yani. İnsanların orada korkusu vergi gelir mi? İki tane iş var orada. Hmm. Bir tanesi elbette ödeyeceğiz yani. Elbette eğer bir gelir elde ediyorsak elbette ödeyeceğiz. Bunun oranı önemli. Bir de gelir elde edip etmediğimiz de önemli. Şimdi burada şöyle bir duruş var. Bu bir aslında devlet politikası kararı. Yani bizim değil, devlet politikası kararı. Şu yapılabilir. Daha önce hisse senedi Viyop'ta falan yapılmıştı. Vergi almaz ve burayı bir cazip hale getirirsiniz. Toplam likidite artar. Tüm marketteki. Toplam katılımcı sayısı artar. O artan ve iştahlandıran, insanları iştahlandıran katılımcı sayılarından kaynaklı da yabancı yatırımcı çekeriz buraya. O yüzden o şirketler gelsin diyorum ben. Şunu demiyorum yani. Piyasa büyüyecek tabii, abi. Kesin önünü, o bütün domainleri engelleyin. Gitsin. Biz burada bu kolaycılık yani. Bunu istemiyoruz biz. Hani doğru bir davranış değil. Kendimize de bunu yakıştırmıyoruz. Gelsinler. Mücadele edelim burada. Daha iyi hizmet vererek, daha güzel şeyler offer ederek hizmet verelim ama adil olsun yani. Benim hizmet veremediğim şeyi o da veremiyor olsun. Regülatif anlamda diyorum. Yani eğer bana diyorsa ki Sermaye Piyasası Kurulu, kardeşim sen kaldıraçlı işlem yapmıyorsun, yapmayacaksın diyorsa o da yapmasın o zaman. Doğru. Anlatabildim mi? Doğru. Ya da işte sen staking adı altında ya da savings adı altında mevduat topluyorsun şirketin bir tanesi. Ama ben burada lokal olduğum için bana diyor ki bunu yaparsan aslında mevduat topluyor hale geliyorsun. Bank olursun. Evet, bunu yapamazsın sen. Evet, ben yapamıyorsam o da yapamazsın o zaman. Tabii ki öyle. Dolayısıyla adilse adil şartlar altında yarışmakta hiçbir sorun yok. Vergiden korkuyor demiştin vatandaşlar. Bu bir devlet politikası kararı abi. Yani işte bunu yapabilirler. Hani birincisi şu olabilir. Kazançtan bir vergi gelebilir. Buna daha az olasılık atfediyoruz. Ama işlemden bir vergi geleceği kesin. Kaç olur bilmiyorum yani. Yani işte %1 mi olur, binde bir mi olur artık. BSMB gibi mi olur bilmiyorum yani. Yani komisyonlara etkisi olur bunun. Ona etkisi olabilir. Ona etkisi olabilir. Şu an biliyorsun FX tarafında sermaye kazancından vergi ödüyor insanlar. Yani sen dolar olarak yatırdın. Dolar pozisyonu aldın bir platformda. Hiçbir şey yapmadın. Doların kendisi arttı. Yani senin pozisyon aynı da dolar arttı. Dolar arttığından yani daha fazla TL'nin olduğu için o aradaki farkın vergisini ödüyorsun. Yani muhtemelen şimdi kur 16, 17, 18 iken bir platforma işlem para yatırmış biri muhtemelen şimdi çocuğunun vergisini falan da ödemiş oldu şu an. Onun hepsi didakt edilecek yani çünkü. Öyle olması lazım. Tabii. Regülasyon tarafı bu. Eğer biz kaldıraçlı işlemleri regüle ettiğimiz gibi 2011 Eylül'ünde regüle ettiğimiz gibi burayı da regüle edersek düzgün bir şekilde bu Avrupa'ya da örnek olabilir. Çünkü biz bu konuda hakikaten yaratıcı ve şeyiz, yenilikçiyiz. Bu olursa da hem sektör için hem Türk kripto para sektörü için hem de dünya kripto para sektörü için pozitif gelişme olarak okumak lazım bunu. Cem'i konuşalım mı? Abi bunu aslında 5 Ocak'ta duyuracağız. Hem biz hem Cem'in ekibi. Tem Agency duyuracak bunu. Cem dediğimizde Cem Bölükbaşı bu arada. Resmi olarak takım adı vermeyeyim. Hadi o sürprizle onları bırakayım. Resmi olarak imzaladı Cem. F2. Evet. Cem artık F2 pilotu. Türkiye'deki, dünyadaki ilk Türk F2 pilotu. Gurur duyuyoruz. Evet abi. F1'in kapısı aralandı ya. F1'in kapısı aralandı aynen. Çok büyük bir gelişim bu. Türk motorsporları için. Takımı, detayı, nasıl olacağı vesaire falan filan hepsini 5 Ocak'ta ortak bir basın toplantısı ve şeyle bir lansmanla yapmayı planlıyoruz. Müthişsiniz. Mutlu musun? İnşallah. Mutluyum tabii ki abi. Benim gibi motorsporlarına aşık bir adam. Mutluyum tabii ki. Çok geçmiş olsun. Bu sesinle. Herhalde bir faranjit falan durumu söz konusu. Bas bariton okursun diyorsun. Beni kırmadan geldiğin için çok teşekkür evet, ediyorum abi. Dostum. Eyvallah. Ağzına sağlık. Cem için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Tebrik etmek istiyorum. Hem
hem, hem onu. Ve merakla bekliyoruz o günü açıklayacağınız evet. takımı. Ve tabii önümüzdeki dönemde Cem Bölükbaşı'nı F1'de de görmek istiyoruz arkadaşlar. İnşallah. İnşallah evet. Efsane olur yani. Zaten şu an, efsane. Şu an zaten şey yani e-spordan F2'ye gelen dünyadaki tek ve ilk. İlk ve tek sporcu. F2'de yarışan ilk Türk sporcu. Yani bu zaten yeteri kadar önemli bir şey yani. F1 olursa F1 bunu taçlandırır. O zaman başka bir yere gider hikaye. Dünyada konuşuluyor mu şu anda bu konu? Veda etmeden önce onu sorayım. Abi kısmen konuşuluyor. Yani oyundan oraya geldiği konuşuluyor mu? Tüm organizasyon bu imzayı bekliyordu. Şimdi baya baya duyacaklar her yerde yani. Çünkü geçen yayında söylemiştik yani FIA'nın yani FIA organizasyonunun aslında için çok önemli bir argüman bu. Yani şeyden sanaldan gerçeğe diye bir şey var, motto var. Yani sanaldaki bir oyuncuyu alıp burada gerçekte yapabildiğini göstermek. Ama bu sadece şeyle de olmuyor yani. Ben çok iyi oyun oynuyorum. Oradan da hadi gideyim de olmuyor. Cem çocukluğundan beri buna mesai harcıyor yani. Karting de yapmış, ufak yaşlarda motosiklette kullanmış. Bir sürü yarışlara da hem kendisinin hem ailesinin destekleriyle gitmiş. Yetenekli de bir adam yani. O sadece oyunda da olmuyor ama oyunun acayip bir katkısı var. Örnek veriyorum. Max Verstappen Spa pistinde 150 tur atıyorken Cem'in öyle atma lüksü yok çünkü öyle bir bütçe yok yani. Bunu şeyle simülatörle ancak tamamlıyor. Dolayısıyla o aradaki farkları da yeteneğiyle cover etmeye çalışıyor. Şu anda buraya kadar böyle geldi. Bundan sonra zaten yeteri kadar bütçesi olacak inşallah. Yani F1'de göreceğiz. İnşallah F1'de göreceğiz abi. Çok teşekkür ediyoruz dostum. Eyvallah. Efendim iyi pazarlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi pazarlar herkese.